Kayseri'nin de içinde bulunduğu 9 şehirde her türlü konvoy, düğün, sünnet ve asker uğurlama törenleri yasaklandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence güzel oldu, iyi oldu. Çünkü insanlar rahatsız ediliyordu, trafikte bir sıkışma oluyordu. Bu noktada iyi oldu. Eğlencelerini insanlar daha başka şekilde giderebilirler. Yani insanlar rahatsız ederek eğlence olmaz. Çünkü benim özgürlüğüm sizin özgürlük alanınıza girene kadardır. Eğer sizin özgürlük alanına girdiğim zaman benim orada sizin özgürlük hakkınızı ihlal etmiş oluyorum. Onun için ben doğru buluyorum. Çok güzel bir karar. Ve böyle insanların eğlencelerinin diğer insanları rahatsız edeceği noktada bu şekilde kararlar alınmasını tavsiye ediyorum. Ya, alınan karar bence doğru bir karar ama öncelikle toplu taşıma araçlarının içerisindeki sosyal mesafeye uyum sağlanmıyor. Öncelikle bunun hakkında bir karar alsınlar. Özellikle bak tramvay geçiyor. Tramvayın içerisindeki herkes sık birbirine yakın, sosyal mesafe uyulmuyor. Toplu taşıma araçlarında da o şekilde. Yani öncelikle alınan kararlar bunlar değil. Askeri uğurlama zaten her gün bir askeri uğurlaması olmuyor. 3 aydan bir 3 aya bir uğurlama olunuyor. O da nereden baksanız Kayseri için toplasan yani fazla bir nadir gözükmüyor. Öncelik olarak toplu araçları, otobüsler, tramvaylar, özellikle ilçelere giden araçlarda da denetim yapılması gerekiyor. Ha, öncelik bu. Alınan karar doğru karar ama öncelik olarak bu karar değil yani. Toplu taşıma araçları, tramvaylar. Benim görüşüm bundan yana. Ya bence bu yasaklanmalar gayet iyi. Çünkü yani düğün, konvoy olsun bazı insanlar maske takmıyor. Bunlar da hava yoluyla insanlarımıza bulaşıyor. O nedenle bence gayet iyi bir uygulama. Diğer şehirlerimize gelmesi lazım. Evet, bu salgın sürecinde devletimizin bütün önergelerine uymamız gerekiyor halk sağlığı açısından. Biz devlet millet el ele yüzyıllar boyunca büyük zaferler, büyük başarılar elde etmiş bir toplumuz. Dolayısıyla bu salgın sürecinde de devletin bütün talimatlarına uymak halkımızın menfaatine. Asker uğurlamak güzel bir geleneğimiz. Çünkü biz askere bir düğüne gider gibi, bir güzelliğe koşar gibi gidiyoruz. Bu sebeple asker uğurlama törenlerinin tamamen bitmesi değil, biraz askıya alınması. Genç arkadaşlarımız, askerlerimiz, asker adaylarımız bunu bilmeli, anlayışla karşılamalı. Hükümetimizin bu konudaki Sağlık Bakanımızın uyarıları tamamen halkın kendisini ilgilendiriyor. Orada devlet başkanımız, Sağlık Bakanımız bir ferdin zarar görmemesi için çırpınıyor. Biz bu çırpınışa üstün anlayışla karşılık vereceğiz, talimatlara uyacağız, güzel günlere kadar sabredeceğiz. Mutlak her gecenin bir sabahı vardır, her tünelin bir çıkışı vardır. Tünelin çıkışında inşallah güzel günler göreceğiz. Bence çok iyi olmuş. Zaten böyle bir şeyin olması gerektiğiydi. Covid'in yayılmasını önlemek amaçlı herkesin bireysel üstüne düşeni yapması gerekiyor. Bizim örf ve adetlerimize göre asker uğurlama biraz daha farklı olduğu için herkes sevincini sarılarak birbirine canpare yaşıyor. Böyle durumlardan dolayı da iyi olmuş yani hepimiz için hayırlısı olsun diyorum. Hastalık için kendimiz tedbiri alırsak hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bence geç kalınmış bir karar. Daha önce alınması gerekir. Zaten pandemi sürecindeyiz ve zorlu bir yaşamdan, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bunu daha önce yapsalardı bunlara gerek olmazdı. Vaka sayılarından belli. İyileşme sayılarımız artıyor ama vaka sayımız hala 1000'in altına düşmedi. Daha sıkı tedbirlerin alınması bizim için, tüm vatandaşlarımız için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çok doğru bir uygulama ya. Bence sosyal mesafe falan kalmıyor. Onun için çok tehlikeli bir durum oluyor. Bence onaylıyorum yani. Doğrudur yani. Belli bir zaman aralığında olsa daha iyi olur. Bence olabilir. Vallahi çok güzel bir şey yaptı. Hastalık önleme açısından çok güzel bir alınan tedbir. Doğru. Doğrudur yani. Yasak yani. Olay oluyor. Bilmem bir şeyler oluyor. Allah göstermesin kaza oluyor bilmem şey. Ondan dolayı yasakladığı daha iyi yani valimizin. Devletin çıkarmış olduğu kurallarına uymamız gerekir vatandaş olarak. Biz uymazsak devletimizin otoritesi de biterdir. Çok güzel düşünmüş. Yani çok süper bir şey. Neden dersen her hastalık ondan geliyor işte. Mesafeyi koruyacaksın. Bak ben 52 yaşındayım maskesiz gezmiyorum. Doğru buluyorum mantıklı. Olması gereken oydu zaten. İnsanlar çünkü şey yapıyorlar, ne diyeyim ona, umursamıyorlar daha doğrusu. Şimdi şöyle bir şey sordunuz ki, bu tabii ki bir ortalıkta hastalık var biliyorsunuz, virüs hastalığı var. Biraz tedbir amaçlı kaldırdı bence, biraz mantıklı ama askerlik kalkmasa daha iyi olurdu. Çünkü
İnsan ailesi, çocuğunu, vatanı, millete uğurlamak için bir şenlik, yani düğün vesairesi, aynı şekilde anlatayım, düğün gibi yollamak ister. Doğru bir tercih. Yani vakaların artma sayısı gün geçti arttığı için, yani herhangi bir kişide virüs varsa farklı insanlara bulaştırdığı için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Sadece zaten bir tek aile tarafından uğurlanıyor. Güzel bir tercih diye düşünüyorum. Valla mantıklı, olması gereken bir şeydi. Yine yapıyorlar, hala yapıyorlar. Özellikle gece uygulamanın daha böyle zayıf olduğu noktalarda, gece vakitlerinde daha çok yapıyorlar ama yani olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi işte ne otobüslerde, ne düğünlerde, ne konvoylarda sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. İnsanlar sürekli iç içe, yani bu gidişle de biraz zor düzelir ortalık. Bence de uygun çünkü kalabalıktan dolayı bu koronavirüse yakalanma ihtimalleri daha yüksek olduğu için yasaklanması çok doğal bence. Biz yaşlı adamız, biz ayda yılda 120 gündür evdeyim. Yeni çıkıyorum, şimdi çıktığıma göre de korkarak geziyorum. İnan şu asker uğurlama, gelin getirme, gelin götürme işlerini yasaklamalar lazım. Asker uğurlama konvoyunun mesafe, sosyal mesafe uyulduktan sonra, herkes kendi ailesi aracı içerisinde olduktan sonra konvoyun yasaklanmasına bir anlam veremiyorum. Yani dolayısıyla serbest olması lazım. Uyuluyor mu sizce? Yani bence uyuluyor. Herkes kendi ailesiyle beraber bir ailesiyle yan yana gidemeyecek mi? Yürüyemeyecek mi ailesiyle? Dolayısıyla ailesiyle, kendi ailesiyle yan yana gittiğine göre, arada aracın içinde, kendi aracın içinde olduğuna göre o zamanlar asker uğurlanmasında bir sakınca yok. Ama havaya atılması, beraber el ele, kol kola halay çekilmesi, buna tabii ki karşıyız. Hani gereksiz insan gruplarının bir araya gelmesi, olanın olmayana bulaştırması, bundan dolayı gayet güzel yani. Çünkü bu gruplarda genelde sosyal mesafe korunamadığı için bulaşma riski yüksek. Bence olması gereken bir şeydi. Ne kadar geleneğimiz, göreneğimiz olsa da orta bir virüs var. Yani ben uygun buluyorum, evet. Vallahi yasakladı bence daha iyi oldu. Çünkü koronavirüs önlemleri dolayısıyla daha o iyi olduğunu düşünüyorum. Yani doğru karar almış. Yaşadığımız bu dönemde en iyisi. Yaşadığımız süreç belli zaten. 5-6 aydır virüs. Kayseri'de bunların içinde zaten en etkili şehirlerden birisi. En mantıklısı, en doğru bir karar. Ben düşünüyorum bu. Devlet yasak ettiyse yasak demektir. Doğru bir şeydir. Devletin büyükleri ne diyorsa olur. Vallahi bence güzel olmamış. Yani güzeldi. Ama iyi olmadı yani. Ya sonuçta bir eğlence yani. Kimseye zarar vermiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Normal bir konvoy yani ama bence iyi olmadı. Benim görüşüm bu. Bence iyi olmadı yani. Virüs var ama işte... Virüs geldi zaten, dediğiniz gibi iyi olmadı yani. Bence yanlış bir düşünce oldu bu. Bu yıllardır gelen bir gelenek. Yani yıllardır biz geçmişimizden beri böyle gördük. Bu sünnettir, kınadır, eğlencedir, yapılması gereken bir şey. Ha ne olur, mesafeni korusun, ne olur. Teşekkür ederim. Aynen, katılıyorum eşime de.